olacak. Evet, bu noktada tabii ki Borsa İstanbul'u dünkü %3'ü aşan değer kaybı son derece dikkat çekiciydi. Bununla başlayalım. Eda Hanım, öncelikle yayınlar. Dünkü %3'lük düşüş sonrası biraz toparlama hareketi ve tekrar 81 binin üzerinde bir geri dönüş olduğunu görüyoruz. Nasıl beklentimiz var borsa ile ilgili? Evet, sizlerine bahsetmiş olduğu gibi dünkü %3'lük değer kaybının ardından Borsa İstanbul söz konusu kayıplarını birazcık bugün daha telafi etme çabasında diyebiliriz ama bu çabalar bence birazcık daha sınırlı. Çünkü gündemimize baktığımızda dünden özellikle birazcık daha sakin bir gündemle karşı karşıyayız özellikle yurt dışı açısından. Ve bu sebeple teknik seviyeler bugün birazcık daha anlamlı olacak. Şu anda özellikle bankacılık hisseleri öncülüğünde biraz daha BIST'in toparlanma çabası hakim. Döviz kurları ve tahvil tarafına baktığımızda oldukça da sakin olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul tarafı bunu da birazcık daha yükseliş fırsatı olarak değerlendiriyor. Ama yine de özellikle dünkü kayıpları düşündüğümüzde bu çabalar birazcık daha sınırlı. Dolayısıyla 82.400 seviyesinin aşağısında kaldığı sürece Borsa İstanbul anlamlı bir toparlamadan bahsedebilmemizin mümkün olmadığını düşünüyorum ben. 82.400 üzerinde birazcık daha Borsa İstanbul rahat bir nefes alabilir ve geçtiğimiz günün manzarasını birazcık daha silebilir. Bu sebeple de 82.400 seviyesini dikkatli izliyor olacağız yükseliş denemeleri için. Biraz para piyasasına baktığımızda peki bugün dolar Türk lirasında çok hafif de olsa bir düşüş var. Sınırlı bir gerileme tabii. Yani şu an tam 2.6740 olarak işlem geçiyor. Oradaki beklentiler nedir? Son dönemde çünkü doların Türk lirasına karşı yurt dışına kıyasla biraz daha fazla yükseldiğini görmüştük. Evet, o son dönemlerdeki manzara tamamen bizim içerideki o Türk lirasının kırılganlığı ve özellikle seçim belirsizliğinin iyiden iyi kendini hissettirmesiyle alakalı bir şeydi. Her zaman konuştuğumuz gibi Türk lirasının negatif ayrışma derecesinin birazcık daha şiddetli olduğundan bahsetmiştik. Ancak bu sabahın geneline baktığımızda dolar dünya genelinde bir değer kaybı içerisinde, hem geçmiş olan ülkelerin para birimlerine karşı hem de gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı ve söz konusu seyre bugün Türk lirasının da iştirak ettiğini görüyoruz. Evet, belki çok sert fiyat hareketleri ve karşı karşıya değiliz ama en azından fiyatlamalar birazcık daha Türk lirası lehine. 2.6720 seviyelerini izliyor olacağız bugün dolar TL için. 2.6720 seviyesinin aşağısında bir gevşeme görmezsek eğer, bence dolar TL için herhangi bir anlamlı düşüşten bahsetmemizin söz konusu olmadığını düşünüyorum ben. 2.6720 seviyesinin üzerinde de her zaman 2.68'ler ve 2.68'lerin görülmesiyle o hep konuştuğumuz 2.70 seviyelerine doğru yol açılabilir diye düşünüyorum ama bugün birazcık daha yurt dışında da sadece ABD'de fabrika sipariş verilerinin olduğunu düşündüğümüzde sakin bir gündem söz konusu, çok sert fiyat hareketleriyle karşılaşmayız diye düşünüyorum. Evet, ALV Forex araştırma uzmanı Eda Ünder, teşekkürler yorumlarınız için. Evet, şu anda genel bir resim çizmek gerekirse doların yurt dışında, yurt içinde biraz daha zayıf olduğu bir gün. Borsa biraz toparlamaya çalışıyor ama onun dışında haber hareketliliği ve piyasa hareketliliğinin oldukça kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz. Murat, çok teşekkürler. Seçim öncesi aslında bir soluklanma getirmiş oldu doların küresel piyasalarda, bu geri çekilme hareketi.